Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra farklı bir ortama geçiş yaptık ve yeni videolar çekmeye başladık. Şu anda stüdyom kurulum aşamasında. O yüzden oluşabilecek teknik hatalardan veya görüntü kaynaklı arkaya RGB alacağım. Henüz gelmedi. Işıklarla ilgili bir deneme sürecimiz var. Mikrofon, bütün ekipmanlar yeni. O yüzden ilk elin günahı olmaz konseptiyle videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere arkadaşlar Look Viper Android programını anlatacağım. Bu hem Android hem iOS için var bu arada. Ben şu an Android versiyonu için anlatacağım. Peki bu Look Viper ne işe yarıyor? Aslında isminden de anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar, şifrenizi unuttuysanız telefonunuzu kurtarmanıza yardımcı olacak. Normalde telefonunuzun şifresini unuttuysanız kurtarmanın en basit yollarından birisi telefona hızlı bir şekilde format atmaktır. Fakat format attığınız zaman bütün verileriniz siliniyor. Biz bu verileri silinmeden kurtarmaya çalışacağız bugün. Evet, zaten Look Viper'ın da öne çıkarttığı özelliklerden birisi telefonunuzda veri kaybı olmadan arkadaşlar verilerinizi kurtarabilmeniz. Ben internet sitesini indirme linklerini aşağıya bırakacağım. Oradan indirmek isteyen arkadaşlarımız indirmeleri gerçekleştirebilirler. Şimdi benim elimde Xiaomi Redmi Note 12 Pro var. Peki bu telefondaki şifreyi ben nasıl kaldıracağım? Evet, görmüş olduğunuz gibi veya görebiliyor musunuz tam olarak bilmiyorum ama telefonumda bir şifre var ve ben bu şifreyi unuttum. Bizim bugünkü senaryomuz bu. Peki bunu nasıl kaldıracağım? Telefonumdaki bir adet kabloyla bilgisayara telefonumu bağlayacağım ve programa giriş yapacağım. Evet, bilgisayara telefonunuzu bağladıktan sonra yapmanız gereken önemli şeyler de var. Öncelikle telefonun geliştirici modunun açık olması gerekiyor. USB hata ayıklamayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yapmazsanız zaten program size bir uyarı verecek bunları yapmanızla ilgili. Ondan sonra programa giriş yapıyoruz. Burada Remove Google Lock ve Remove Screen Lock var. Burada Google Lock dediği Google şifrenizi unuttuğunuz için eğer telefonunuz kilitlendiyse bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Ama bizim bugünkü senaryomuz ekran kilidini unuttuğumuz için biz Screen Lock kısmını seçeceğiz arkadaşlar. Seçtikten sonra gelen ekranda zaten 3 tane daha seçenek geliyor. Şimdi burada bir seçenek sadece Samsung cihazlar için, diğer seçenek bütün Android cihazlar için, üçüncü seçenek de bütün Samsung cihazlar ve Android 12'leri destekliyor. Ben şu anda bütün Android cihazlar için olan seçeneği seçeceğim. Çünkü benim şu anda cihazım Xiaomi ve benim kategorim ikinci arkadaşlar. Seçtikten sonra start tuşuna basıyoruz ve telefonunuzu kurtarma modunuzu almanız gerekiyor. Çünkü telefonu kurtarma modunda aldığınız zaman kurtarma modunda yeniden bir yazılım yükleyerek size telefonun şifresini kaldırmış bir halde sunacak. Bu arada her ihtimale karşı bu işlemleri yapmadan muhakkak telefonunuzdaki yedeklemelerin alınmış olduğundan emin olun. Ne olursa olsun ben her programda bunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer yedeklemeleriniz yoksa yine de risk altındasınız demektir. Kurtarma moduna girdikten sonra kurtarma moduna girdim evet diyorsunuz. Yeniden başlatma işlemi gerçekleşiyor. Yeniden başlatma işleminin ardından kaldırma tamamlandı diyor. Burada cihazınızdaki reboot işlemi ve hoş geldin ekranının açılmış olması gerekiyor. Lütfen tekrardan kurun diyor. Burada done seçeneğini işaretliyoruz. Eğer başarıyla ekran kilidini kaldıramadıysanız da lütfen bizimle iletişime geçin diyor. Bu da çok önemli çünkü markanın size verdiği değeri gösteriyor. Programla yapamadıysanız biz size yardımcı oluruz demeye çalışıyorlar. Fakat biz zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten şifreye girmeme bile gerek kalmadı. İşlemden sonra otomatik olarak kalktı. Bunu daha yakından size göstereceğim. Ve benim şifremi unutmuşum senaryom bu şekilde başarıyla şifremi açmayla sonuçlandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sorunuz varsa da yorumlarda sormayı unutmayın. Programın indirme linklerini kesinlikle aşağıya bırakacağım. Lütfen benim bıraktığım linklerden indirmeye çalışın. Çünkü çalışan programların çok fazla sayıda taklitleri var. Siz de replik alarak kanmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.